Masal Keyfi. Herkese merhaba. Yeni bölümlerimizde sizlerle birlikteyiz. Artık her hafta yeni bölümlerimiz olacak. Bu yüzden yeni bölümlerde ve yeni masallarda kullanmak için 2020 yılına ait yeni bebekler aldık. Yeni bölümlerimizde ve yeni dizimizde bu bebekleri kullanacağız. Hepsinin isimleri olacak ve karakterleri olacak. Daha sonra da yeni sürpriz bölümlerle sizlerle birlikte olacağız. Hatta bazı bölümlere çok şaşıracaksınız. Bu yüzden takipte kalmanızı tavsiye ederim. Hatta abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Sürpriz videoları yayınlamadan önce kutu açma videolarını yayınlayıp kutu açma işini bitirelim istedik. Siz de bunlardan satın almayı düşünüyorsanız ama hangisini alsam diye karar veremiyorsanız hadi gelin hep birlikte inceleyelim. Bu bebeklerin hepsi Barbie'nin kız kardeşi Skipper'a ait. Barbie'nin Rüya Evi dizisini izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Hızlıca tüm aksesuarları çıkartalım. Sörf tahtasını, terliğini ve madalyasını çıkartalım. Aslında bu bebeği alma sebebim sörf tahtası değildi. Kolunun ve bacaklarının hareket ediyor olması çok hoşuma gitti. Kolunun ve bacağının kıvrılabilme özelliği Barbie Sonsuz Hareket Bebeği gibi güzel değil ama ilk defa kolunu ve bacağını kıvırabilen Skipper'ı gördüm, o yüzden kaçırmak istemedim. Sörfteki başarılarından dolayı altın madalyası var. Madalyasının ipi pembe lastikli. Tek başına ayakta duramıyor. Sörf tahtasına ayaklarının montajını yapabiliyorsunuz. Sörf tahtasının üstünde ayakta durabiliyor. Mor parmak arası terlikleri var. Hadi gelin şimdi de diğer kutuları açalım. Evet, şimdi en eğlenceli oyuncağa gelelim. Eğer hediye almayı düşünüyorsanız ve kararsızsanız bence bunu kesinlikle almalısınız. Skipper bebek bakıcısı. İkiz bebekleri var. Birisi kız, birisi erkek. Hadi şimdi tek tek bunları sökelim ve sonra da inceleyelim. Şimdi de mavi bezli bebeğimizi alalım. Çok tatlı gözüküyorlar. Şu yanaklara bakın, tam sıkmalık. Şimdi de sallanan pembe atı alalım. Evet, artık yatağı çıkartalım. En büyük parça. Yatağımızı da alalım. Burada da alt açma bezi var. Çeşitli aksesuarlar var. Aksesuarlara bakacak olursak eğer, birinci aksesuarımız küçük, sevimli, pembe bir ayıcığımız var. Kız bebeğimiz için. Hemen yanına koyalım. İkinci aksesuarımız mavi bir biberon. Diğeri pembe bir biberon. Ve ıslak mendil kutusu var. Islak mendilin kutusunu açıp kapatabilirsiniz.
Bu aksesuarları yatağın altına takabiliyorsunuz. Diğer aksesuarımız biberon ısıtıcı. Bu şekilde biberonlarımızı koyabiliriz. Yine tekrar yatağın altına takabiliyoruz. Diğeri peçeteler. Onu da şöyle koyalım. Ve bebeğimiz yerde oynarken oyalanması için sağlanan oyuncaklarımız var. Bebek bakıcısı Skipper'a gelecek olursak eğer, mor saçları var her zaman olduğu gibi. Mor kahverengi. Mavi ayakkabıları var. Kollarında ve bacaklarında eklem yok. Bu yüzden kıvrılmıyor. Sallanan mavi ana kucağı var. Ana kucağın üstünde de oyuncaklar var. Bu oyuncakları takıp çıkartabiliyorsunuz. Ve bu şekilde sallayabiliyorsunuz. Benzer şekilde sallanan pembe atı var. Ona da kız bebeği koyalım. Bebeğe bakacak olursak eğer, kafası hareket etmiyor. Ona şaşırdım, kafası sabit. Kolları ve bacakları ise kendi etrafında 360 derece dönebilir. İki bebek arasında bazı değişiklikler var. Sadece kız veya erkek olması değil, bir tanesinin gamzeleri var. Bakın bunun yanaklarında gamzeler var. Ve saçları daha çok kıvırcık gibi. Diğeri düz saçlı ve onda da çiller var. Şöyle bir özetleyecek olursak, açılıp kapanabilen ıslak mendil, iki biberon, biberon ısıtıcı, sevimli ayıcık, sallanan at, alt açma bezi, sallanan oyuncaklar. Ana kucağı ve yatak. Yatağın çekmecesi açılmıyor. Yatak iki bölümden oluşuyor. Burası alt açma kısmı. Buraya aksesuarları koyabiliyorsunuz. Evet, ikinci kutu incelememizin de sonuna geldik. Diğer birinci Skipper'la karşılaştıracak olursak eğer, ikinci bebeğin saçları biraz daha mor. Hadi gelin şimdi üçüncü kutuyu inceleyelim. Hadi gelin gelin. Ne oldu? Karnınız mı acıktı? Hemen size süt getirmeye gideyim. Evet, birinci bebeğimizi inceledik. Kolları ve bacakları kırıldığı için çok güzeldi. İkinci kutunun oyuncakları ve aksesuarları çok güzel. Şimdi sıra geldi üçüncü kutuyu incelemeye. Hızlıca kutuyu açalım. En büyük aksesuarlarından birisi 3 tekerlekli pembe bisiklet. Şimdi mama sandalyesini ve bebeği alalım. Bu bebeğin önemli bir özelliği var. Arkasındaki düğmeye bastığımızda kolunu aşağı yukarı sallayabiliyor. Yine çeşitli aksesuarlar mevcut. Bu aksesuarlar mama sandalyesinin ön kısmına takılabilir. Mama sandalyesinin ön kısmını çıkartabiliyorsunuz.
bu bebeğin mavi dondurması var. Siz de mavi dondurmayı seviyor musunuz? Genelde çocuklar çok sever ve Şirinler adını verir. Bu bebeğin de Şirinler dondurması var ve arkadaki düğmeye basarak bu dondurmayı ağzına götürüp bitirebiliyor. Bebeğe bakacak olursak eğer kırmızı ayakkabıları var, mavi çizgili bir elbisesi var, üzerinde kırmızı kalpler var. Kafası diğer küçük bebeklerinki gibi değil, sağa sola dönebiliyor. Hafiften göbeği var. Sizce en güzel scooper hangisi ve en çok hangi oyuncağı sevdiğiniz yorumları yazmayı unutmayın. Şimdilik bizlerden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, artık her hafta yeni videomuz var. Hoşça kalın. Masal keyfi.